Ergündüler. Sistem. Gelen sorular üzerine bugün biraz daha açık ve net gidelim isterseniz. Konu İsrail İran gerginliği. Yani vekaleten öne çıkanlar arasındaki savaş ihtimali ve yayılması. İsrail'in İran'ı vurması Tahran yönetimine itibar dışında başka bir şey kaybettirmez. Bunu savaş tarihi okuyan herkes anlar bilir. İsrail tabeladır. Arkada yer alan Amerika'dır. Tel Aviv, Washington adına büyük bir dengeyi bölgede oturtmuş ve sürdürmektedir. İran öteki olarak karşıdadır. Hamas'ladır, Hizbullah'ladır. Tez, antitez yani. Bu denge perde arkasındaki oyunu görmeyi engellemektedir. Dün de yazdığım buydu. Gelin açalım ve konuyu Türkiye'ye getirelim. Şimdilerde herkes unuttu ancak Amerika'ya karşı Almanya, Fransa, İngiltere'nin ortak adım olarak öne çıkarttığı INSTEX, The Instrument in Support of Trade Exchange sistemi vardı. Bu İran'la ticarette dolardan vazgeçilme anlamına geliyordu. Yani Amerika'ya meydan okumayı içeriyordu. Washington yönetiminin ambargo koyduğu İran Almanya, Fransa, İngiltere'nin yardımıyla bu türbülansı atlatacaktı. O dönem yani 2018'de Amerika'ya giden Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa'nın artık dünyadaki Amerika ağırlığını dengelemesinin zamanı geldi. Siyasi ve ekonomik anlamda daha güçlü ve bağımsız bir Avrupa yolunda adımlar atılacak dedi. Avrupa'nın ağırlığını geri kazanmasının önemle altını çizen Maz bir yazısında da dış politikamızın ana hedefi hükümran ve güçlü bir Avrupa inşa etmektir ifadelerini kullanıyordu. Sık sık hatırlattığım gibi İran'da, İsrail'de Amerika'ya rağmen Çin'le bir yola çıktılar. Hamas saldırısı Netanyahu hükümetini bu yoldan geri çevirmeye yetti de arttı bile. Hamas saldırısından sonra da İran'ın dronları göndermesiyle oluşan iklimde de Çin net tavır gösteremiyordu. İki tarafla da ilişkileri derin ve vazgeçilmezdi. İsrail sadece Amerika demek değildi. Fransa'nın en az İngiltere kadar ağırlığı vardı. Orta Doğu'da iki kere iki her zaman dört etmiyordu yani. İran üzerindeki Instex ittifakının benzeri Çin için de geçerliydi. Amerika stratejik olarak Avrupa ile Çin'in buluşmasını, birleşmesini engellemek istiyordu. Bu iki eksen bir araya gelirse Amerika için gerileme başlar ve yıkıma giden kapılar açılırdı. Bunu anlamak için dahi olmaya gerek yoktu. Avrupa ile Çin bir araya geldiği an bir süre sonra Rusya da yoktu. Putin de bunu bilecek kadar akıllı adamdı. Bu nedenle Amerika'dan asla ve kat'a uzağa gitmezlerdi, gitmiyorlardı. Yazılanlara, çizilenlere bakmayın siz. Joe Biden seçilip Beyaz Saray'a geldikten sonra dünyanın ritmini belirleyen 3 zirve yapıldı. İlki Alaska'da. Amerika Çin'le oturdu, sonra Biden Cenevre'de Putin'le bir araya geldi. Amerika Başkanı olarak ilk ziyaretini İngiltere'ye gerçekleştirdi. Kararlar bu merkezlerde verilir, dünyanın geri kalanı uyardı. Gerisi masaldı. Yazılan senaryo değişmezdi. Bunu bildiğim için uzun zamandır bölge değişecek diye yazıyorum. 7 Ekim Hamas saldırısından sonra da ısrar ediyorum. Ve bir süre önce Başkan Erdoğan gidip Biden'la baş başa gerekirse saatlerce görüşmeli diye yazdım. Bu gerekliydi, bölge değişecekti. Eski kulvarlar yıkılıp yenileri inşa edilecekti. Umarım yanılmam ancak büyük ihtimal Amerika buraları değiştirmek isteyecek ancak kendisi önde olmayacaktı. Bölgenin ana oyuncuları ikna edilip bölge son şeklini alacaktı. İngiliz-Fransız ittifakı Sykes-Picot ile bölgeyi cetvelle ve son derece karmaşık halde inşa etti. Aynı aileden insanların arasından sınır geçmekte ve bu dengede Kürtlere yer verilmemişti. Yeni dengede bunu kesinlikle önceleyeceklerdi. Kürt kartı Irak'ta, Suriye'de, Türkiye'de ve İran'da işe yarıyordu. Biliyorlardı, hazırlıklarıysa uzun süredir mevcuttu. İran üzerinden okuduğunuzda da anlaşılacağı gibi Amerika, Avrupa ile Çin'i buralarda güçlü figür olarak görmek istemiyordu. Bu nedenle savunmalarını buralardan başlatıyorlardı. Çinle yüz yüze gelmeden ekonomik ve siyasi olarak Avrupa Birliği'nin zayıflamasını stratejik olarak ilk sıraya koyuyorlardı. Bu sonuç doğal olarak Çin'in gerilemesi demekti. Chatham House İran'ın saldırısı için önemli bir yazı yayınladı. Analizde İran'ın niyeti İsrail'e zarar vermek olsaydı askeri operasyonların temel ilkesi olan sürpriz unsurunu ihlal etmezdi. Ama oldu. Niyetlerini Washington'a, birçok Arap ve Avrupa başkentine telgrafla bildirdi. Saldırının nispeten sınırlı olacağı güvencesini verdiği yorumunu yaptı. Ve sonra İran'a Napolyon'un "Düşmanınız hata yaparken asla sözünü kesmeyin şeklindeki hükmünü hatırlattı. Finalde de İsrail Filistin halkını topluca cezalandırarak Gazze'de çok büyük ve affedilemez hatalar yapıyordu. Ancak İran'ın saldırısının ardından Batı Tel Aviv'in arkasında toplandı vurgusuna dikkat çekti. İsrail Suriye'de İran'ın konsolosluğunu vuruyor, savaş nedeni meydana getiriyor. Buna karşı kurgusal bir tepki veren İran dünyada manşetlere çıkıyordu. Olacak iş değildi bu. Bir el düğmeye basıyor ve İran'ı ısrarla öteki haline getiriyorlardı. Tüm dünya basınında Tahran'ın misillemesi birinci haberdi. Tek kişinin burnu kanamamış, tek insan hayatını kaybetmemiş, tek bir silah sesi, mühimmat sesi duyulmamıştı. Yine de İran manşetlerdeydi. Bu ilginçti. Gerçekten tuhaf bir noktaya gidiliyordu. Tüm bu nedenlerden dolayı Başkan Erdoğan Biden'la çok açık konuşmalıydı. Orta Doğu'da AB ve Çin istenmiyor ve bunun için İran hedef olacaksa işin ucu kesinlikle Türkiye'ye dokunacaktı. Amerika dün de yazdığım gibi bunu Araplarla, İsrail'le ve Türkiye ile birlikte yapmak isteyecekti. Birkaç hamle sonrasını görüp adım atılması şarttı. Böyle bir karar verildiyse Rusya İran'ı tanımayacaktı, yardımına koşmayacaktı, Çin de Tahran'a asla ve kat'a bekle beni geliyorum demeyecekti. Uzun süredir kazanan tarafın bu blok olacağını yazıyorum. Ancak bizim oyunu iyi okuyup alabildiğimiz kadar avantajı ele geçirmemiz elzem, şart. Amerika Birleşik Devletleri gelip Avrupa ile Rusya arasındaki kuzey akım hatlarını kesip attı mı? attı. Trump Pompeo, ne dur bu Instex? Kaldırın gözüm görmesin." dedi mi? dedi. Kaldırıp çöpe atıldı mı? Kesinlikle. Ankara'da olacakların ayak seslerini duyduğu için olsa gerek hem Körfez'le hem Mısır'la arayı düzeltti. Hamas Amerika İsrail için ötekiydi. Siyasal İslam'ın merkezi gibiydi. Türkiye onun da arkasında durmaktan vazgeçti. Diğer unsurlar da elini ayağını çekti. Tek İran kaldı. Dün de yazdığım gibi 17-25 Aralık operasyonlarının asıl amaçlarından biri yakınlaşan Türkiye-İran ilişkilerini bitirmekti. İran düşük profille vurulmaktan korunmak istiyor. Bu net. Amerika ne kadar kararlı bu belli değil. Fakat Türkiye'nin Bölgenin değişeceğini bilmesi ve buna göre masaya oturması şart. İran kartı masaya gelirse bizi kesinlikle işin içine çekeceklerdir. Hiç şüpheniz olmasın. Sünni ittifakla İran'ın karşısına bir blok çıkartacaklardır. Bu büyük savaşın öncesinde dengeleri sarsan bölgesel bir hamle olacaktır. Defalarca altını çizdiğim gibi, Amerika organizasyonu yapacak, işler kötüye giderse devreye girecektir. Öncesinde İsrail'e, Suud'lara, Mısır'a, Körfez'e ve Türkiye'ye rol düşecektir. Tansiyonlu bölge bizim sınırlarımızda olacağı için bin kez düşünüp bir kez hareket edilmek durumunda. Batı medyası takip edildiğinde fırtına yeni başlayacak gibi durmakta. Umarım olmaz. Olursa Türkiye çok hassas bir döneme girecektir. Çok akıllı, soğukkanlı, bilgili, kapsayıcı ve yüksek zeka ile oyun çözücü bir frekansta kalmalı. İçerideki bu kısır tartışmalarda bir an önce sonlanmalı. Odaktan uzak düşülmemeli. Ergündiler Takvim